Diyeceksiniz ya, şimdi bak boynundaki USB ortaya çıktı. Program başında onu soranlar oldu burada. Niye hep öyle dolaşıyor diye. Niye sana sormuyorlar? Burada bir böyle bez parçası, hiç fonksiyonsuz bir bez parçası adam asıyor. Ama edip yararlı, bilgisayarının backup'ı başka bir yere gitse bilgisayarını, dokümanlarının yanında götürebiliyor. Bu yararlı, kıymetli bir şey. Ya. Bu bez parçasının hiçbir yararı yok. Alınmazsan sana bir fıkra anlatayım. Buyur anlat. Alınmazsın değil mi? Amerikalı ama yani. Bir dakika. Bu niye? Çünkü alışmışsınız. Alışmış kudurmuştan bederdir. Yani pantolon, bir ara bir yazı yazmıştım. Niye evet. Pantolonlarınızı ütülüyorsunuz? Sağ ol. Buyur. Biz kuduruklar kravat takıyoruz. Sağ ol. bu da Amerikan esprisi ve Reşat Halife'nin peşinden gidenlerin kibarlığı olsa gerek. Değil mi? Ya, Sünnilere onu... o kadar laf söyledim. Bak şimdi ben sana tamam takılabilirsin söyle, alınmıyorum. Bir hikaye var. Sen de alınmazsın değil mi? Yok canım yok. Bunu niye takıyorsun? Evet. Ben yararlı bir şey taşıyorum dedin ya. Evet. Eski zamanlarda alimin bir tanesi eşeğine veya devesine kitaplarını yüklemiş. Evet. Kervanda gidiyor. Kervanın içine katılmış. Haramiler çevirmiş yolunu. Haramilerin başı getirin bakalım demiş. O bilim adamı senin gibi bağırıp duruyormuş. Haramin başı demiş ki yakın bu kitapları. Bunlar da ne? Burada altın yok, para yok, bir şey yok. Adam yalvarmaya başlamış. Aman demiş benim her şeyim budur bu kitaplarım. Ben bunlarla ilim yapıyorum. Onları yanımdan ayırmayın, yakmayın deyince o cahil harami başı demiş ki ya demiş, sen kaç yıldır bilim yapıyorsun? Şu kadar. Senin demiş bu bilimin, bu eşeğin üzerindeki yüklerde, kitaplarda mı kafana yerleştiremedin mi daha bunu demiş. Atın bu adamı demiş, gönderin. Şimdi sen de eşek yükü üzerindeki kitaplar gibi aklında tutamıyor musun o bilgileri? Gerekiyorsa bilgisayar kullanıyorsun. Evet. Evet. Bu bir bez parçasını. Bu ufak bir bilgisayar. Evet. Bilgisayarımı her zaman yanımda taşımıyorum. Gittiğim yerde bir üniversitenin şeyinde nedir? Konferansında. Yani orada kütüphanede oradaki bilgisayarı kullanabiliyorum. Okuttuğum sınıfta buradaki dokümanlar var. Sınıfla ilgili paylaşacağım şeyler vardı. Ayaklı kütüphane olmak için yanında taşıyorum. Gayet tabii yanında taşıyorum ve bilgi o kadar fazla ki yani bu şu anda bilginin patlaması var. Bunun milyarda birini bile kafamıza koyamayız. O halde ezberciliği unutalım. Olay aklı kullanabilmek, bilgiyi değerlendirebilmek, sentez ve analiz yapabilmektir. Aklı kullanmak yerine USB'yi kullanıyorsun sen. Kravatla ilgili de şunu söyleyeyim. Ben kravatı çok seviyorum ayrıca. Kravat medeniyetin sembollerinden biri ama biz medeni olalım diye bunu takmıyoruz. Hem güzel olduğu için takıyoruz ama her zaman da kravatlı değiliz ayrıca. Çoğu zaman spor geziyoruz. Peki diğer sorular.